RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı bir yeni haber bülteniyle daha sizlerle birlikteyiz değerli izleyiciler. Gün içinden olayları aktarmaya devam ediyoruz. Erzincan önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Dünya Dağ Kayağı Federasyonu tarafından düzenlenen Ergan Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası 6 Şubat Cumartesi günü Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde yapılacak. Şampiyonaya yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sporcu katılacak. Dünya Dağ Kayağı Federasyonu tarafından düzenlenen Ergan Uluslararası Dağ Kayağı Şampiyonası 6 Şubat Cumartesi günü Ergan Dağ Kış Sporları Merkezi'nde yapılacak. Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Üniversitesi tarafından desteklenen programa yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 35 sporcu katılacak. Şampiyona Türkiye'de ilk kez 2013 yılında yapılmıştı. Şampiyona hakkında bilgi veren Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Ergan Dağı kış faaliyetle, kış gelmesi münasebetiyle ciddi faaliyetlere başladı. Tabii bizim istediğimiz, arzuladığımız seviyeye henüz Ergan Dağı gelmedi. Sayın Valimizle birlikte, milletvekillerimizle, Sayın Bakanımızla birlikte bu dağın gelişmesi, daha fazla turist çekme amacıyla ne gibi çalışmalar yapabiliriz üzerinde her gün çalışıyoruz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Geçen yaptığımız Ankara ziyaretinde de Sayın Bakanımıza dağla ilgili bilgi verdik. Ve Erciyes Dağı'nın çalışma faaliyeti ve uygulamasıyla ilgili bir çalışma, bir dizi ziyaret gezilerinde de bulunacağız. Sağ olsun Erzincan'da dağ kayağı alanında uzman bir ekibimiz var. Bu arkadaşlarımızın sayesinde Yılmaz Hocam, Alper Hocam, bunlar bu konu üzerinde ciddi manada profesyonel bir ekip oluşturdular. Ve 2013 yılında Erzincan'da bir yarışma yapılmıştı. Uluslararası dağ kayağı yapan arkadaşlarımızla birlikte. Bu senede bununla aynısı ilimizde faaliyet gösterecek. Bu yarışmalar ilimizde yapılacak. Burada yine Sayın Valimiz, valiliğin katkıları, belediye şahsı ve kurumumuzun katkıları, ayrıca Erzincan Üniversitesi'nin katkılarıyla ve Erzincan Dağ Kayağı Federasyonu temsilcilerimizin katkılarıyla güzel bir organizasyon yapıldı. Yaklaşık 35 sporcunun katılacağı yurt içinden ve yurt dışından ve yarın nasip olursa bu şeyin startı verilmiş olacak. Erzincan Dağcılık Kayakçılık İhtisas Kulübü Etkik Yönetim Kurulu üyesi Aytekin Sanalan, şampiyonanın Ergan Dağı'nın tanıtımına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi. 2013 yılında Türkiye'de ilk defa Erzincan'da Ergan'da gerçekleştirmiştik. O değerlendirme yarışı sonrası Uluslararası Federasyon'un raporu gayet olumlu geldi. Ve dolayısıyla hiç problemsiz bir şekilde bu yıl Uluslararası Federasyon'un tanıdığı bu yarışmayı yapabildik. Buraya alabildik. Tanıdığı ve derken burada katılımcılar, sporcular aldıkları derecelerle dünya klasmanına katılacaklar. Ve bu şekilde bir katkısı olacak. Ayrıca bu yarışmayla birlikte önümüzdeki yıllarda Dünya Kupası'nı buraya alabileceğiz. İnşallah. İnşallah. Yarışma toplam 10 kilometrelik bir parkurda. 1200 metrelik bir irtifa farkının suni fok derileriyle kayaklarla tırmanışını ve inişini içeriyor. 3 kategorimiz var. 35 sporcumuz var dediğiniz gibi. Parkur boyunca kontrol noktalarımızda 12 hakemimiz ve görevlimiz yarışmanın sporcular açısından emniyetli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak. Saat 11'de inşallah start vereceğiz. Saat 2'de yarışmanın biteceğini tahmin ediyoruz. Hemen Ergan'da yine kayak tesislerinde yapılacak madalya töreninden sonra da ödül törenimiz Erzincan Üniversitesi yerleşkesinde sosyal tesislerde yapılacak. Ben ekip arkadaşlarıma, organizasyon görevlilerine ve gönüllülerine de çok teşekkür ediyorum.
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sarak, son günlerde ülke genelinde yaşanan terör olaylarını kınadı. Sarak, "Terör ülkemizin kanayan yarasıdır," dedi. Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sarak, ülke genelinde yaşanan terör olaylarını lanetlediğini dile getirdi. Ereteşah TV'ye konuşan Sarak, milletiyle ve devletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, bu hain saldırılar karşısında sağduyusunu ve metanetini asla kaybetmeyecektir diye konuştu. Uzun zamandan beri milletinizin birliğine ve huzuruna kasteden hain terör olaylarıyla son günlerde artan şehit haberleri, ülkemizin dinmek bilmeyen kanayan bir yarasıdır. Her gün maalesef yeni şehit haberleri yüreğimizi soğutamadan katlanarak çoğalmaktadır. Geçtiğimiz hafta şehadet şerbetini içen Erzincanlı jandarma assubay Başçavuş Tamer Meriç kardeşimizin acısı dinmeden gelen şehit haberleri üzüntümüzü katlamaktadır. Milletiyle ve devletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti bu hain saldırılar karşısında da sağduyusunu ve metanetini asla kaybetmeyecektir. Vatanın bölünmez bütünlüğüyle ülkemizin huzur ve selameti için şehit olan askerlerimize, poleslerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ise sabır ve başsağlığı, yaralanan güvenlik güçlerimize de acil şifalar dilerim. Erzincan'da Ocak ayında meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlallerin nedeniyle meydana gelen kazalarda 2 kişi yaralandı. Erzincan'da Ocak ayında meydana gelen trafik kazaları şehrin farklı noktalarında bulunan MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazalarda yine aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri başlıca nedenler oldu. Eski terminal Bağkur ve Ergan kavşağında meydana gelen 3 kaza ile 4 yol kavşağında buzlu zeminde drift atan sürücüler MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği görülürken oluşan maddi hasarlı kazalarda 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Evet değerli izleyiciler, Erzincan'da Fethullahçı terör örgütü ve paralel yapılanmaya yönelik yapılan operasyonlarda firari şahıs olan EA, Sarp sınır kapısında yakalandı. Erzincan'a getirilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Ocak 2016 tarihinde İliç ilçesinde paralel yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında İliç İlçe Milli Eğitim Müdürü YY ile aynı ilçede 23 Nisan İlkokulu Müdürü olan RK ile İstanbul, Ankara, Ağrı, Van, Eskişehir, Sivas illerinden 6 kişi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri tarafından alınan ilk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen İliç İlçe Milli Eğitim Müdürü YY ile 4 şüpheli sosyal destek programı SODES kapsamında desteklenen 118 bin lira bedelli Benim de Bir Şansım Olsun projesinden elde edilen geliri usulsüz harcadıkları ve Fethullahçı terör örgütüne aktardıkları iddiaları ile 21 Ocak'ta tutuklandı. Yapılan operasyonlar sırasında hakkında yakalama kararı çıkarılan EA ise 2 Şubat 2016 tarihinde Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Sarp sınır kapısında gözaltına alındı. Gürcistan'daki Fethullah Gülen cemaatine ait okulda görevli olan öğretmen EA, Erzincan'a getirilerek çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklandı. Evet, sırada spor haberimiz var değerli izleyiciler. Voleybol Bayanlar Grup Müsabakaları Erzincan'da başladı. Müsabakalara 3 takım katılıyor. ...2015-2016 sezonu Bölgesel Bayanlar Voleybol Grup Müsabakaları Erzincan'da başladı. 13 Şubat spor salonunda oynanan müsabakalara 3 takım katılıyor. 2 gün sürecek olan grup müsabakalarında Erzincan Geçit Belediyespor, Tunceli Gençlik Spor ve Sivas Çimento Spor mücadele veriyor. Müsabakalar sonunda birinci olan takım bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. Hadi.
Evet, sırada hava durumu var. Erzincan ve çevresinde kar yağışı bekleniyor. En düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Erzincan -14, Erzurum -12, -2, Sivas -2, -5. Elazığ -1, -4, Malatya -0, -5, Bayburt -3, -3. Elazığ -1, -4, Malatya -0, -5, Bayburt -3, -3. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Fırat Eczanesi. Fırat Eczanesi Bir Nolu Sağlık Ocağı karşısında. Erzincan para piyasalarında dolar ve euro açılış kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 2,890, satış 2,935. Euro'da alış 3,210, satış 3,270. RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı bir haber bülteninden sonuna geldik. Bir başka haber bülteninde o günün gündemiyle umalım iyi haberlerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.